Konyaaltı Belediyesi İmar Şubesi'nde neler oluyor? Konyaaltı Belediyesi imar dosyasını açıyoruz. Bu dükkanın ve bu yerin ruhsatı, izni var mı? İmar Müdürü, İmar Müdürlüğü, Konyaaltı İmar Müdürlüğü'ne soruyoruz. Burası yasal mıdır? Burası kaçak yapı mıdır? Konyaaltı Belediyesi sınırlarında bulunan Sarısu'daki bu bina kime ait? Herkes bahçesine böyle iki katlı kulübe yapabilir mi? HalkçıTV.com'dan merhabalar sevgili seyirciler. Evet, bildiğiniz üzere izlemiş olduğunuz bu haftaki haberlerimizde kısaca bir yorum yapmak istiyorum sizlerle. Görmüş olduğunuz gibi Antalya aslında çok güzel bir yaşanacak cennet. Fakat bu şehrimizde bir o kadar illegal. Yani kimin adamıysanız, kimseniz, eğer ki bir dostunuz, bir yakınınız varsa belli kurumlarda, sizlerin oralarda bina yapmalarınız veyahut da bir takım illegal işler yapmakla ilgili size destek sağlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu hafta ne kadar çok kaçak yapı, ne kadar çok imara aykırı binalar, daha doğrusu yapılar, kulübeler, ne dersiniz artık o iş yerleri, onlara bilmiyorum ama inanılmaz derecede illegal yapılaşma. Baktığınızda normal bir vatandaş mı bunları yapan diye bakıyorsunuz ama her el attığımız haberde, her gittiğimiz yerde bakıyoruz ki arkasından ya cemaat çıkıyor, ya meclis üyesi çıkıyor, ya da çok hatırı sayılır birileri çıkıyor. Konyaaltı Belediyesi İmar Şubesi'nde neler oluyor? Konyaaltı Belediyesi imar dosyasını açıyoruz. Konyaaltı İmar Müdürü Emine Akkel bu milyonluk dairelere nasıl sahip oldu? Gerçekten İmar Müdürü Emine Akkel bu kadar şanslı mı? Herkes bu kadar şanslı olabilir mi? Ya da Konyaaltı Belediyesi'nde çalışanlar mı acaba bu kadar şanslı? Sizin de 4 daireniz var mı? Evet, sizin de çocuğunuz özel kolejlerde okuyor. Siz de devlet memuru olarak çalışıyorsunuz, çocuğunuzu kolejlerde okutabiliyor musunuz? Evet sevgili seyirciler, bu binanın arsası Konyaaltı Belediyesi'ne aitti. Konyaaltı Belediyesi bu arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı. Ve bu ihaleyle ilgili bir şahıs, bir vatandaş bu ihaleyi kazandı, aldı. Ama ondan sonra ne yaptı? Ondan sonra arsanın üzerine binalar yapıldı. Ve bu binayı, buradan daireleri satın alan da yine Konyaaltı Belediye Başkanlığı'nda imar müdürlüğü yapan Emine Akkel olduğu söylendi. Şimdi söylentiye göre ihalede acaba bir fesatlık var mı? İhalede acaba bir yandaşlık söz konusu mu? Ve bu arsa kaç paraya alındı ve İmar Müdürü'nün de burada bulunan kaç tanesi dairesi var? Bu soruları Sayın Emine Akkel'e soruyoruz ve Emine Akkel'e tekrar şunu da soruyoruz. Bu binalarla ilgili soruşturma geçirdi mi ve soruşturmanın sonucu ne oldu? Antalya Konyaaltı ilçesindeyiz. Yine Konyaaltı ilçesinin imar müdürü Sayın Emine Akkel'in diğer binasına geldik. Burada da bir ay önce, yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce yeni bir daire satın almış ve şu anda bu binanın önündeyiz. Evet, yani topladığınızda, diğer binayla birleştirdiğinizde 3 daire orada, 1 daire burada, toplam
4 dairesi var. Konyaaltı Belediye Başkanlığı'nda imar müdürlüğü yapan Sayın Emine Akgelin. Evet, bu bir tesadüf değil sanırım. Bu kadar daire sahibi olmak. Her birini yaklaşık 400 liradan düşünecek olursak yaklaşık 1 trilyon 600 bin lira gibi ya da yeni parayla 1600 rakamı ben bile telaffuz edemiyorum. Evet, bir devlet memuru nasıl bu parayı kazanabilir ve bu kadar mal mülke nasıl sahip olabilir? Evet, yorumunu size bırakıyoruz. Evet, şimdi soruyoruz. Bu zenginliğe nasıl kavuştu Emine Akgel? Şimdi kendisine soruyoruz. Evet sevgili seyirciler, gördünüz binaları. Şimdi Emine Akgel, Konyaaltı Belediyesi'nde imar müdürü Emine Hanım'ın bu daireler üzerine midir, kendisine mi aittir? Gerçi elimdeki belgeler bunu onaylıyor, doğruluyor ama bir de telefonla arayalım, kendisine soralım. Bakalım bu mal varlıklarının nasıl edilmiş? Merhabalar Emine Hanım. Merhabalar, buyurun. Ben Halkçı TV haber koordinatörü Cevdet Dönmez. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun, iyiyiz Allah'a şükür. Şimdi Emine Hanım, sizin hakkınızda bir takım iddialar vardı. Onunla ilgili haber yapmakla ilgili öncelikle bir sizi aramak istedik. Evet. Bu konuda bilgi almak için sizi rahatsız ediyoruz. Tabii. Efendim, öncelikle şöyle bir sorum var. Sizin Konya altında Molla Yusuf Mahallesi'nde bir arsa, bu arsa ihaleye çıkıyor belediye tarafından. Daha sonra bunu Eli Açık firması, Açık El firması alıyor. Ondan da sonra siz alıyorsunuz. Bununla ilgili bir kardeşimle birlikte aldık. Doğrudur. Bununla ilgili bir soruşturma geçirdiniz mi? Bu söyleniyor. Evet. Peki bu soruşturma sonuca bağlandı mı? Halen devam ediyor mu acaba? Soruşturma izni almadım. Yani soruşturma devam ediyor mu hala hazırda? Hayır, devam etmiyor. Bitti, peki. Evet. Bir de oradan 3 tane daire sizin, 3 tane de işte gelininizin üstüne gözüküyor. 2,5 tane, yani 5 tane daire düştü. Evet, bu şekilde gözüküyor. 5 tane, yani yarı yarı yani bizim kardeşimle arsa. Yandaki arsayla teyit ettiler, müteahhitle anlaşıldı. Yandaki arsayla teyit edildi. %50'ye anlaşmıştık. 10 daire düşmüştü. Yani 10 daire olaraktı. 5'i bizim oldu, 5'i müteahhitin oldu. Peki bu ihale Açık El'den siz giremediniz sanırım. Devlet memuru olduğunuz için belediyede Açık El'e bu şekilde bir aracı oldu. Valla öyle bir şey değil. Daha sonradan ortaya çıkan bir durum. Açık El firması almış. Sonradan onların satacağını duyduk. Diğerlerden. Öyle olunca benim bir param vardı. Kardeşimlerle birleştirdik. Satın aldık onlardan. Paraya ihtiyaçları varmış. Satışa çıkartmışlar bildiğim kadarıyla. Peki soruşturmanın sonucu... Gelişme oldu. Peki soruşturmanın sonucunda herhangi bir şekilde size bir ceza emniyeti veyahut da herhangi bir şey çıkmadı mı? Hayır. Peki. Ben öyle bir hani bir ters bir durum olmadığı için soruşturma izni almadım çok şükür. Yani bir soruşturma geçirdiğiniz söylendi de o yüzden. Doğrudur. Peki bir de yine tekrarında hemen akabinde çok kısa bir süreç içinde Pınarbaşı Mahallesi'nden bir daire daha almışsınız gözüküyor. Kısa bir süreç değil. Yani aradan 2 yıl falan geçtikten sonra bu 2,5 daire demiştim ya. Evet. Kardeşimle birlikte oradaki çatı katını sattık. Ondan sonra tekrar Pınarbaşı'ndaki mahalledeki daire alındı. Şimdi orada zaten kirada oturuyordum. Çocuklarımın okulu buraya yakındı. Bu daireyi de çok seviyorum. Ondan dolayı. Zaten şimdi... orada oturmamın sebebi de okul uzak olmasından dolayı. Buradan kiraladım. Burayı satın aldım çok şükür. Peki. O çatı katı satılınca. Şimdi şöyle bir soru soruluyor. Tabii ki vatandaş da bunu soruyor. Bir devlet memurusunuz sonuçta bu kadar bir daireler, binaların alınmasıyla ilgili. Artı sanırım galiba çocuklar Toros Koleji'nde okuyor. Özel bir kolejde okuyor. Bunların... Kızım başarı şeyle okuyor, bursuyla okuyor. Kızım okul birincisi 3 senedir. Araştırabilirsiniz. Başarı bursuyla okuyor. Ona para vermiyorum. Oğlum da kardeş indiriminden faydalanıyor. Tek çocuk okutuyor.
yani. Bak. Peki, anladım. Yani sonuçta şöyle bir akıllara soru geliyor. Yani devletten alınan maaşlar belli. Bu kadar yatırım, bu kadar kazanç haliyle ister istemez hani bir miras mı var, bir gelir mi? Şöyle anlatayım ben size. Benim o arsayı almam şöyle gelişti. Ben boşanmıştım, bir tane dairem vardı, o satıldı. Öyle de benim param var. Yani öyle bir yerlerden falan olmuş bir para değil. Dairem vardı, onu sattım boşandıktan sonra. O parayla onu değerlendirmiş oldum. Yani bir daireyle arsayı almış olduk. Evet. Öyle. Yani evet. Şans diyelim. Onu 290 bin liraya galiba alınmış o arsada, öyle. 290 bin lira bedelli galiba, değil mi? Arsa fiyatı da oradaki 280 bin. Evet. Peki peki yani şu anda baktığımız zaman hani bize gelen bilgiler doğrultusunda yaklaşık 1,5 eski parayla söylüyorum, 1,5 trilyona yakın bir mal varlığı gözüküyor üzerinizde. Yok, o kadar yok. Yani 500 lira, 400 lira, 300 lira olarak dairelere hesap edersek yaklaşık olarak böyle gözüküyor burada. Biz ya orada emlakçılara da sorduk. İnşallah öyle satılırsa, yani ben satmayı düşünmüyorum zaten. İki tane çocuğum var. Biri bir kızımın, birisi oğlumun. İnşallah hani Allah sattırmak nasip etmesin. Onların kiralarını da alıyorum. Çok şükür. Çok da güzel geçinmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Peki, Emine Hanım, biz bu bilgileri sonuçta haber merkezi olarak paylaşacağız. Ama tabii ki yorum halkımızındır, vatandaşındır. Siz sonuçta devlet memuru olduğunuz için sonuçta bu rakamlar ve bu servet ciddi bir rakam, ciddi bir servet ediyor. Ondan dolayı da dikkati çektiniz. Ondan dolayı da bu haberi yapmak durumunda kalıyoruz. Başka bir sıkıncamız yok. O yüzden sizi de aramak durumunda kaldık. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. 300-400 milyar etmiyor. Biz oradaki çıskısını 375 milyara sattık. 200 milyar anca ediyor daireler. 200-225 o civarda ediyor. Şükür, ama Allah'a çok şükür, insanın kaybettiklerini edinmesi bir şekilde, hani benim evimi satıp orayı satın almam, bunlar şans meselesidir. Çok şükür. Peki. Peki, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Estağfurullah. İyi akşamlar, sağ olun. Evet sevgili seyirciler, şimdi görmüş olduğunuz gibi şanslıyım diyor Emine Akgel. Allah herkese böyle bir şans nasip etsin. Siz de bir belediyede birileri arsa alıp ve o arsayı da trilyonluk arsayı da çok uygun 280 lira gibi, 280 bin lira gibi bir bedele arsayı alacaksınız. Ve bugün sadece çatı katını 375 bin liraya satacaksınız. Çok ciddi güzel bir yatırım ve onun arkasından hemen 6 tane de daireniz olacak. İşte 3'ü kardeşinin, 3'ü kendine, artı ayrıca kendisi yine diğer bir semtten başka bir dairede alacak. Şanslıyım, şükür diyor. Nice devlet dairesinde çalışan tüm memurlara böyle bol şanslar diliyoruz o zaman. Trilyonluk arsayı 280 bin liraya alacaksınız ve burada 6 tane daireniz olacak. Bu bir tesadüf mü? Herkes bu kadar şanslı olabilir mi? Evet sevgili seyirciler, şimdi size hemen Konyaaltı ana cadde Beşen Mikroz'un hemen dibinde olan bu dükkan demeyelim artık, buraya AVM olmuş neredeyse, bir bu markayla bir AVM olmuş, çiçekleri ve seralarıyla genişletilmiş. Bakın yeniden buradan gördüğümüz kadarıyla 1 2 3 4 5 6 7 tane çatı oluşmuş ve tamamıyla yaklaşık olarak nereden baksanız bir 30 metre cepheyi kapatacak şekilde burada bir dükkan oluşturmuşlar. Bu dükkanın ve bu yerin ruhsatı, izni var mı? İmar Müdürlüğü, Konyaaltı İmar Müdürlüğü'ne soruyoruz. Burası yasal mıdır? Burası kaçak yapı mıdır? Burası kaçaksa
neden izin verdiniz ve kimlerin, kimlere ait bu bina ve bu arsa? Neden burada bu kulübe gibi yapılmış ama dışarıdan da çok güzel bir dükkan görünümü verilmiş iş yerine izin verdiniz? Bunlara kim, neden izin veriyor? Evet, bu soruların hepsini Konyaaltı Belediyesi yetkililerine soruyoruz sizler için sevgili seyirciler. Konyaaltı Belediyesi sınırlarında bulunan Sarısu'daki bu bina kime ait? Bu binanın bahçesinde bulunan bu kulübenin burada durması yasal mı? Yine aynı binada bulunan market, binanın balkon alt boşluklarını ve arka bahçesini kapatarak dilediği gibi kullanmakta. Herkes bahçesine böyle iki katlı kulübe yapabilir mi? Konyaaltı sınırı içinde hiçbir sitenin ve apartmanın bahçesinde bu şekilde kulübe yokken neden bu binada var? Belediye neden yıkamıyor? İşte cevabı. Evet sevgili seyirciler, Antalya Konyaaltı Hurma'dayız. Antalya Konyaaltı Hurma'ya niye geldik? Evet, merak ediyorsunuz biliyorum. Antalya'da Hurma bölgesi inanılmaz derecede gelişmek üzere. Her gün binalar yapılıyor ve burada da inşaat alanı bayağı büyüyor. Evet, hemen arkamda da bir bina yapılmış ve bu bina çok enteresan. Bahçesinde görmüş olduğunuz gibi bir yine baraka var ya da dağ evi de diyebiliriz. Fakat bu binanın sanmıyoruz ki biz izninin ve ruhsatının olduğunu, ama kimse bir şey yapamıyor. Neden mi? Çünkü bu binanın bir özelliği kapısında Şafak 36 yazması. Evet, Şafak 36 kim mi? Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyesi. Evet, vatandaş herhangi bir yere bir çivi çaksa belediye hemen anında gelir ve müdahale eder. Ama görmüş olduğunuz bu yapıya kimse dokunamıyor. Şimdi yetkililere buradan sesleniyoruz. Vatandaş yapsaydı bir günde yıkar mıydınız? Konyaaltı Belediyesi meclis üyesine ait olan bu uygunsuz olduğu görülen kulübe ve diğer bölümler yasal hale getirilinceye kadar Antalya halkı adına Halkçı TV olarak yakından takipçisi olacağız. Bana soruyorlar, yani sen sadece Cevdet Bey, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere mi daha çok hani hizmet ediyorsun, onların eksiklerini, açıklarını mı takip ediyorsun diye. Hayır efendim, biz bütün belediyelerle ilgili gelen istihbaratları değerlendiriyoruz. Bizler bize gelen ihbarlar doğrultusunda haberleri yapıyoruz. Çünkü imkanı var mı ki her yerde, Antalya kocaman bir şehir, her yere ulaşabilmemize? Yok tabii ki. Bunun yanında başka belediyelerden gelmiyor mu? Evet efendim, geliyor. Kepez'den de var, gelecek haberler. Merak etmeyin, pek yakında. Kemer bölgesinde de var. Onları da işleyeceğiz. Yani biz herhangi bir siyasi parti gözetmiyoruz. Herhangi bir yandaş medya değiliz. Hiçbir siyasi partinin de bünyesinde değiliz. Onu sizlere açık açık ilan edelim. Onu bilmenizi, altını çizerek söylüyorum, bilmenizi istiyoruz. Biz sadece halkın sesiyiz. Sizin sesiniz ve sizin gücünüzüz. Yapmak istediğimiz şey Antalya'da yapılan illegal yapılaşma, Antalya'da bir rant oluşuyor ve bu rantın önüne geçebilmek adına sizlerle paylaşıyoruz. Evet, biz bu haberlerimizi yapıyoruz. Bunu ihbar olarak değerlendirir tüm yetkililer, işte adli makamlar olsun ve işte imarla ilgili Bayındırlık Bakanlığı olsun, değerlendirirler.